Merhabalar, iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Tekrardan birlikteyiz. Güzel bir hafta geçirdik hepimiz umarım. Ölenlere başsağlığı, Allah rahmet eylesin diyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. İstiyorum ki herkes, ama herkes bir an önce sağlığına kavuşsun. Bu Covid süreci de ortadan kalksın. Biz de normal yaşantımıza, normal sürecimize devam edelim. Geçenlerde bana bir telefon geldi. Aynen şöyle diyordu. İbrahim Bey, evladım, ben sizin izleyicinizim. Programa başladığınız günden beri sizi izliyorum. Aynı zamanda iyi bir Artist TV izleyicisiyim. İsmim Nebahat Akın dedi ve şöyle dediler. Dedi ki ben 83 yaşındayım. Her programınızda konuştuğunuz her şeyi not alıyorum. Dikte ediyorum. Ve bunu hayatımda uygulamaya çalışıyorum. Sevgili izleyicilerimiz, lütfen siz de mümkün olduğu kadar bu uygun bulduğunuz, doğru bulduğunuz, yararlı bulduğunuz cümleleri not edin ve hayatınıza uygulayın. Peki, Nebahat anneden niye bahsediyorum? Nebahat anne öyle bir güzellik yaptı ki, 3 tane kitap gönderdi bana. Nebahat Akın Firari Defter, 12 Eylül günlerinden. Üçü de aynı kitaptı. Birisi benim İbrahim Mayda'ya, ikincisi Celal Başlangıç. Değerli Celal Başlangıç abime, sevgilerimle ne boş diyor. Üçüncü kitabı da değerli Altan Sancar abime diyor. Sevgilerimle ne boş diyor. Ben Nebahat anne hürmet ve saygılarımı iletiyorum. Daha uzun yıllar yaşasın. Çünkü sağlıklı bir beyin, kaliteli bir beyin. 83 yaşında dinlediği her şeyi dikte eden, yazan, not alan bir beyin. Peki, kimi konuk ettim ve niye konuk ettim, soru bu. Doktor Uğur Nedim Yüce. Uğur Bey kendisi Diyarbakır'da çalışıyor, geleneksel tıp hekimi, GETAT hekimi, başarılı bir arkadaşımız. Ben de gerek İstanbul'da, gerek Türkiye'nin diğer şehirlerinde, gerek yurt dışında, tabii Türkçe bilmesi şartıyla, Türkiye kökenli olması şartıyla, ama Türkçe biliyorsa ve başarılıysa ben konuk alıyorum. Bizim Elif Cindikan'da, Elif Duygu Cindikan'da olduğu gibi. Peki, Uğur Hoca kendisi geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi. Ama ne özelliği var diyeceksiniz. Bir sürü tamamlayıcı tıp hekimi var. Özelliği şu, Uğur Hoca bir kansere yakalanıyor. Ve bir sürü tedavi görmesine rağmen iyileşemiyor. Geçen sosyal medyada da paylaştım. Acısı olmayan şifacı olamaz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hemen düzeltme yapmak istiyorum. Hani kanser değil, astım. Astım, özür diliyorum. Peki, tamam. Birisi, ikisi de aslında otoimmün bir hastalık. Birisi TH'ın, biri TH'ın ikisi... yani bu daha iyi oldu. Sevindim buna. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. Sizleri sormalı. Sağ olun. Ben de iyiyim. Var olasınız. Ta Diyarbakır'dan konuğum oldunuz. Şeref verdiniz. Bu şeref bana ait. Çok mersi. Sayın hocam, rica etsem bu astım hikayenizi bir anlatır mısınız? Sorularıma geçmeden önce. Çünkü benim için de, izleyicilerim için de çok önemli. Tabii ki. Şimdi ben 92 tıp fakültesi mezunuyum, Diyarbakır Tıp Dicle. Orada aslında aktif sporcuydum ben. İşte futbol, basketbol, birçok branş. Bir de solunum fonksiyon testim bayağı yüksekti. Yani üfleyince patlatıyordu falan gibi. Ondan sonra okul bitti, ben astım oldum. Anlam veremedim. Yani benim gibi akciğer kompliyansı yüksek birisi nasıl astım olur? Hani olmaması gerekir. Bir anlam veremedim. İşte hastanelere gittim, testler yaptım, alerjik çıkmadım. O daha kötü prognoz tabii. İşte ne yapabilirim? Birçok hocalarımla görüştüm. Sonra birkaç göğüs kongresi takip ettim. Hepsinde de inhaler öneriliyordu. Kullanıyordum ama buna bir şekilde mecbur kalmıştım. Fakat kurtulmak istiyordum. Avrupa'daki bir kongreye gittim, belki başka bir şey görürüm diye, bulurum diye. Fakat orada da bir şey bulamadım. Neyse, işte bu şekilde araştırmalarım başladı. Sonra tamamlayıcı tıpla uğraştım. Tedavi oldum. İlk tedavimde 21 gün
Gerçekten de artık nefesim daralmadı. Fakat sonrasında tekrar daraldı. İşte tekrar gittim, ben nefesim daralıyor dedim. Hani astım geri döndü dedim. Onlar bir tedaviler önerdiler. İşte olmadı, öyle oldu. Başka tedaviler oldu, gitgide başka şekillerde tedaviler aldım filan. Neyse en sonunda ben bu astımdan kurtuldum. Klasik tıptaki eğer tedavilere kalsaydı ben şu anda da o inhalerleri kullanmak zorundaydım. Tabi bu arada her gördüğüm tedavinin eğitimini aldım 2006'dan beri. Hem bende ciddi bir bilgi birikimi oldu. Hem kronik hastalıkları olan insanlara bunları aktarmaya çalışıyorum. Onların bir kaderi olmadığını, bunlardan kurtulabileceğini onlara anlatmaya çalışıyorum. Ama tabii klasik tıbbımızdan uzaklaşmadan, yani biz bütünleyici tıbbız. Bizim klasik tıbbımız esastır, yani çağdaş tıbbımız. Fakat bütünleyici tıbbın da klasik tıbba göre avantajları vardır. Mesela biz hücresel tıpla uğraşırız. Tıbba, yani tıpta tahliller kandan yapılır. Kandan yapıldığı için birkaç dezavantajı vardır. Birincisi, o andaki sizin yeme içmenizle bile değişebilecek düzeyleri size gösterir. Bir ikincisi, mesela ben bunu anlamakta zorlanan hekim arkadaşlarıma şu örneği veriyorum. Diyorum ki, diyabet hastası olan, şeker hastası olan birini düşünün. Onun şekeri 300 olsun örneğin. Hücresinde şekeri nasıldır? Yüksek midir, düşük müdür? Önce bir duruyorlar. Kimisi yüksek diyor, kimisi düşük diyor, kimisi aynıdır diyor, kimisi normaldir diyor filan. Sonuçta düşüktür. Hücredeki şeker düşüktür. Çünkü insülin yokluğu ya da enzimin pankreasın çalışamamasından dolayı bir şekilde o şeker hücre içine alınamamıştır ve kanda şeker yüksek kalmıştır. İşte buradaki çok çok önemli bilgi, hücrede şeker düşüktür. Şimdi evet. Biz X bir tahlili, yani bunu hastalığını bildiğimiz için biri için konuştuk. Fakat hastalığını bilmediğimiz biri için eğer konuşursak, yani bu hipertiroidi olabilir, başka bir şey olabilir, metabolik herhangi bir hastalık olabilir. Bu durumda sadece kan tahliliyle teşhis koymak kesinlikle imkanları eksik kullanmaktır. Teknolojiyi eksik kullanmaktır. Bence tıp bu yönde çok şu anda bayağı ciddi gelişmeler kaydediyor. Ve inşallah da klasik tıbbımızın da daha yaygın bunlardan faydalanmasını umuyorum, diliyorum ve çok yakın bir gelecekte bunların olacağını biliyorum. Şimdi sevgili hocam, magnezyum tahlili yaptırırsınız, kandaki magnezyum yeterli çıkar. Ama hastaya şu soruyu sorduğunuzda klinikte, geceleri özellikle sabaha doğru bacaklarınıza kramp giriyor mu? Giriyor hocam. Magnezyum eksik, ortada bitti. İki, o sabahları sabaha doğru bacağa kramp girmesi, çünkü evrimsel olarak o baldır bölgesi ikinci kalbimiz. Diyor ki kalbe binen yük artıyor, dikkat et diyor. O zaman diyor sen bu hastanın magnezyumunu dengelemek zorundasın. O kalsiyum magnezyum metabolizmasını dengelemek zorundasın. Yani kliniği ötelemeden sadece laboratuvar bilgisiyle ya da işte radyolojik bilgi, ki bunlar bizim temelimiz diyeceğim hiçbir şey yok, ama bunları klinikle bütünleştirerek hastaya yaklaşırsak siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum ki çok başarılı olacağız ve çok başarılı oluyoruz. Şimdi sevgili hocam, şu soruyu sormak istiyorum ben. Tamamlayıcı tıp ya da alternatif tıp ya da bütünsel tıp dediğimiz zaman, şimdi Amerika'da şöyle bir şey var. Alternatif tıp dedikleri zaman bizleri biraz ötekileştiriyorlar, biraz küçümsüyorlar. Fakat tıp bir bütün. Yani tıbbın özü, aslı, tamamı bütün olmaz. Tıbbın kendisi bir bütün. Bu bağlamda baktığınızda siz tamamlayıcı tıbbı ya da bütünsel tıbbı, bütüncül yaklaşımı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi
benim bakış açıma göre bir kere biz tıp fakültesinde özellikle Türkiye'de bu tür tedavilerle karşılaşmadan mezun olduk. Ben 92 mezunuyum. Şu anda GETAT üniteleri hastanelerde kuruldu. Belli hastanelerde. Hala da kurulmaya devam ediyor. Şimdi oradan mezun olan bir hekim mezun olurken bir akupunktur kliniğini görebiliyor. Bir akupunktur ünitesini görebiliyor. Ya da işte o hastanede olan diğer tamamlayıcı tıp ünitelerini görüp ona göre bunların da olduğunu, bunların da tıp içerisinde olduğunu, onu o tedaviyi yapan insanların da sağlık emekçileri olduğunu, sağlık camiasından olduğunu biliyorlar. Bunu görerek mezun oluyorlar. Fakat bizim zamanımızda bu yoktu. Şu anda bizim yaştakilerin hani işte hoca konumunda olduğunu düşünürsek, maalesef ki bu tür tedavilere çok 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 yanlış bir bakış açısıyla bakılıyor. Sanki bunlar tıp içerisinde değilmiş gibi. Sanki bunu yapan insanların tıp bilgisi yokmuş gibi. İşte o eski kasketli müteahhitler vardı, bina yapanlar. Belki onların yaptığı tedaviler gibi anlaşılıyor. Fakat asla değil. Hepsinin bilimsel temeli var. Ben mesela sizin osteopat olduğunuzu biliyorum. Osteopati eğitiminin 5 sene hem de ne kadar zor bir eğitim süreci içerdiğini biliyorum. Evet, evet. Şimdi mesela gelip bunu hani eften püften görmek ya da boş görmek olabilir mi? Yani nasıl evet, olur böyle bir şey? Bunu zaten böyle düşüneni ben sadece şey diyorum. Ulusal kongrelerde de konuşuyorum. Siz hastaya dokunmadan, hastayı hissetmeden, kokusunu almadan, ter kokusunu almadan, ten kokusunu almadan, ayak kokusunu almadan, ayağın tırnağın rengine bakmadan siz bel fıtığı tedavi edemezsiniz. Siz boyun fıtığı tedavi edemezsiniz. Eğer hastanın ağzına bakmayı bilmiyorsanız, hastanın diş etindeki kanamayı sorgulamıyorsanız kusura bakmayın. Yani şimdi biz ortodoks tıbbı okuduk geldik. Ama tamamlayıcı tıbbı da ya da bu bütüncül tıbbı da biz vereceğiz, biz ışık olacağız diye düşünüyorum. Yani bulunduğumuz her ortamda varsın birileri güneşi balçıkla sıvasın ama güneş balçıkla sıvanmıyor ki. İkincisi değerli hocam, ikincisi bakın yaklaşık 3 milyon yıldır insanoğlu yaşıyor. Şimdi bu uygulanan geleneksel tıbbın tarihsel bir geçmişi var. Tarihsel bir geçmişi var. Yani yüz binlerce yıl atalarımız bu tedavilerle tedavi oldular. Yani o geleneksel tıpla tedavi oldular. Penisilin bulunmadan insanlar küflü çökerek yiyorlardı ya da yaraya sürüyorlardı. Küflü çökerekle yaraları iyileştiriyorlardı. Daha sonra dediler ki ya bu küflü çökerek meğer penisilinmiş. Tabii postaki çökerekten bahsediyorum. O posta küflenen çökerekten bahsediyorum. Evet. Buyurun. Şimdi ben mesela çok çarpıcı bir örnek vereyim. Benim bir tane hastam 6 sene önce hatta 7 sene önce bir trafik kazası geçirmiş. Ve eli felç olmuş. Elinde ne parmak hareketleri ne de yukarı aşağı ne de kol hareketleri var. Şöyle felç. Yani felçli bir el. Şimdi ben bunun tedavisine başladım. Yaklaşık 2 ayda hem parmaklara hareket geldi, hem eli hareket etti, hem de hasta kapı kapattı. Elinizi ben de bunu görünce çok sevindim ve hastaya şunu dedim. Dedim ki bunu mutlaka nöroloğunla paylaşmalısın. Çünkü 7 sene önce bu bir trafik kazasından dolayı felç geçirince ona demişler ki hani klasik tıptaki bilgimiz hani 6 ayda eğer bu hareketler geri gelirse sen kurtulursun. Ama geri gelmezse felç kalırsın. Şimdi böyle bir sürü insan felç kalan insan var. Birincisi. İkincisi ona bu bilgiyi veren bir hekim. Şimdi birincisi bu hekim öğrensin. Evet bakın bunların bir dönüşü varmış. Bir alternatif tedavileri varmış. Yanına gelen insana sen felç kalacaksın denmesin. En azından bir alternatifin olabilir dersin. Sayın Mayda gitti ne demiş biliyor musunuz nöroloğa? Demiş ki böyle bir şey olmaz. Hasta bana resmen şöyle anlatıyor. Diyor ki
Hocam dedim, bakın oynuyor. Yani ben elimi oynatabiliyorum artık. Parmaklarımı oynatabiliyorum. Hayır demiş, böyle bir şey olmaz. E var, oldu. Gitmiş kapıyı kapatmış. Gitmiş kapıyı çekmiş. Demiş ki evet, bak ben kapı çekiyorum. O gene demiş ki hayır, böyle bir şey olmaz. Şimdi bunun pozitif bilimle, bunun yani işte kanıta dayalı tıpla ne alakası var? Şimdi değerli hocam, beyinde nöropraksi diye bir şey var. Siz tutarsınız, sağlam kola fleksiyonu zorla yaptırırsanız kol bükmeyi, hasta kol otomatikman kapanır. Bunu çalışa 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 bunu çalıştırırsınız, bu bir. İki, ayna egzersizi yaparsınız. Hasta eli aynanın arkasına korsunuz. Hasta eli görmez. Sağlam elle çalıştığınız zaman aynanın karşısında, şimdi aynada ne sağ eli biz sol el olarak görüyoruz. Otomatikmen ne yapıyoruz? Bir saat biz yüklendiğimizde o kalan sol eli, motor siniri nerede? Sağ tarafta, şurada. Biz sağ eli çalıştığımızda sol taraftaki nöronlara işi yüklüyoruz. Buyurun size nöropraksiye. Yani şimdi gidiş yolunu bilirseniz zaten çözülüyor olay. Yani çözülmez diye bir kaide yok. Ama bir de şöyle bir şey var. Yok, olmaz diye bir tabir yok. Ya kardeşim, şimdi benim bir değerli bir abim vardı. Benim emektarımdır. Doktor Şahin Özdemir. Ben fakülteyi bitirdiğimde Şahin abinin yanında işe başladım. Sağ olsun. Muayeneciliğe başladım. Bana şu öğütü verdi. Dedi ki, Mayda dedi, iyi doktor teşhisi koyan doktordur. Ondan da iyi doktor tedaviyi iyi yapan doktordur. Ama en iyi doktor doğru adrese gönderen doktordur. Ben istiyorum ki herkes doğru adrese gönderen o üçüncü gruptan olsun. Doktor olsun, mühendis olsun, fizyoterapist olsun, osteopat olsun, fark etmiyor. Yani o üçüncü grup bizim doğru kapımız. Bilmeyebiliriz hepimiz ama bunu bilen birileri vardır. Araştırırız, buluruz ve hastamıza söyleriz. Çünkü ağzımıza çıkan kelimeleri hasta hipnotik olarak algılıyor. Bu, bizim dilimiz çok önemli hasta karşısında. Hipnotik dili kullanıyoruz biz hastaya. Sigara içmeyin diyoruz. Gerekçesi şu. Hocam içmezsem iyileşir miyim diyor. Evet, iyileşirsin diyorum. Bana da gelmene gerek kalmaz diyor. Ha tamam diyor. O zaman eğer derdim sigaraysa diyor, o zaman bırakayım. Ya da kan bağı iyileştiriyor. Annesiyle görüşmüyor, babasıyla görüşmüyor, kardeşleriyle görüşmüyor. E kardeşim, sen devamlı kortizol yüklüsün. Nasıl iyileşeceksin? Tabii ki iyileşmeyeceksin. Onlarla bir barışı sağlayalım. Ondan sonra biz gerekeni yaparız. İyi, bir şey kalırsa gerekeni yaparız diyoruz. Peki hocam, şimdi siz tamamlayıcı tıpta, bu GETAT'ta hangi hastalara ya da hastalıklara bakıyorsunuz? Yani aslında hasta yok, hastalık var. Hastalık yok, hasta var. Şimdi hasta ve hastalık özel. Hasta bazında, kişi bazında değerlendiriyoruz hastayı aldığımızda. Siz nelerle uğraşıyorsunuz ve Diyarbakır'da çalışıyorsunuz? Bu da ayrı bir önem ifade ediyor benim için. Çünkü daha zor bir bölgede çalışıyorsunuz. Çok doğru. Çok teşekkür ederim ama Türkiye olarak hepimiz, aslında dünya olarak hepimiz çok zor şartlardayız. Umuyorum daha iyi şartlara geliriz. Temennimiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben birebir tecrübe ettiğim, birebir mesela kendi astım hastalığımdaki gibi birebir tecrübe ettiğim şeylerde zaten daha bir profesyonelleştim. Ancak şimdi ben bir kuantum terapi diye bir şey yapıyorum. Biraz açıklar mısınız lütfen? Kuantum terapi aslında akupunkturla biyorezonansın birleştirilmiş hali. Hastalıklarla ilgili bir takım ön teşhisler de sunabiliyor. Tabii bizim için referans her zaman hastanelerdir. Mutlaka bir kişi hasta olduğunda öncelikle hastanelerimize gitmesini, orada teşhis almasını istiyorum ben. Oradan gelmeyen hastayı da asla kabul etmiyorum. Avrupa'da bir kural olduğunu biliyorum. Eğer değişmemişse. Orada ilgili uzmana iki kere, üç kere gitmeden onu GETAT bölümlerine göndermiyorlar. Ben bu kuralı aynen kendime de yazmış durumdayım. Yani ilgili uzman o hastaya bakıp da, arkadaşım senin hastalığın kronik, örneğin astımsın ya da migrensin,
ya da işte diyelim ki bağırsak rahatsızlığım var ya da x senin herhangi bir şu hastalığın var. Ve bununla ilgili de sen kronik hastasın, tıpta tedavin yok ancak ilaç kullanmalısın dedikten sonra bir hasta bize gelmeli. Yani ilk hasta bize hastalanıp gelmemeli. Çünkü orada bir teşhis almalı. O teşhis alındıktan sonra ne olduğu öğrenildikten sonra gelebilir. Tedavisi varsa da olsun, ben ona asla karşı çıkmıyorum. Şimdi bu sayede çok geniş bir bant oluyor sizin hastalık tedavinizde. Aslında vücut regüle olduğunda ben şunu öğrendim, şunu gördüm tecrübelerimden. Vücut regülasyonu tamamlandığında ve vücudun ham maddeleri yerine konduğunda bizim vücudumuzun yenemeyeceği bir hastalık yok. Yani aslında bizler her ne kadar farklı branşlarla uğraşsak da bu tamamlayıcı tıbbın, aslında klasik tıptaki hekim de bunu yapıyor. Yani bizler hepimiz bir şekilde o hastanın doğallığına ulaşmasını sağlıyoruz. Eğer biz onu ulaşmasını sağlayabilmişsek, ona yardımcı olabilmişsek, o kişi hayatını kendisi kurtarıyor zaten. Yani kendi vücudu kendi hayatını kurtarıyor. Ama biz bunu anlamadıysak, bir takım farklı yöntemlerle onu, işte ilaçla özellikle tedavi etmeye kalkışıyorsak, ki görüyoruz ki hem birçok kronik hastalık iyileşmiyor, hem ülkemizde mesela diyabet gibi, hipotiroidi gibi hastalıklar çok dünyanın çok üst düzeylerinde görülüyor. Alzheimer gibi dünyadaki istatistiklerin çok üstündeyiz. Çok üzerlerindeyiz. Şimdi bunlar hastalarda kalıcı tedaviler yapılamadığı içindir. Artı beslenme tarzımızın bozukluğudur. Artı tabii ki hayata bakış açımızın kötülüğüdür. Mutlu olmayışımızdır. Şimdi bir insana diyoruz ki iyi uyu. Hadi gel uyusun yani. Hani bu kolay bir şey değil, iyi uyu demek. Hani tek başına iyi uyu çok güzel, evet. Tamam, bunları yap, bu da çok güzel. Fakat acaba o kişinin kendi özel şartları buna müsait miydi? Yani biz onun ne kadar sorunlarını çözebiliyoruz? Yani daha çok kapsamlı sorunları var bizlerin, yani ülkemizin, insanlarımızın. İnşallah bunlar da çözülür diyorum, çözülecek diyorum. Zamanla tabii ki el ele birlikte çözülecek şeyler bunlar. Tek başına hiç kimse bir şeyi başaramaz. Ancak birlikte olunursa güç ancak öyle olunur. İnşallah biz de o günleri göreceğiz. Evet, temelimiz şimdi değerli hocam, kaliteli uyku, kaliteli yemek, kaliteli sevişme ve orgazm. Bu üçü parasimpatik sistem dediğimiz vücudu iyileştiren sistemi çalıştıran üç sistem. Uyku, sevişme ve orgazm, yemek. Üçü de kaliteli olacak. Çünkü sirkadyen ritme göre uyumazsak iyileşmeyi unutalım. Bana bugün bir hastam geldi. Bir sürü yer dolaşmış. Kulak çınlaması var. Anneyle görüşmüyor. Babayla görüşmüyor. Abisiyle, kardeşiyle görüşmüyor. Gece 4'te 4-5 gibi yatıyor. Nasıl iyileşeceksin? Dedim ki bana çok gelirsin. Dünya kadar gelirsin. Ama iyileşmeyeceksin. Şunları bir düzene koyalım biz. İyileşmezseniz yine gelin bana. Yine gelin bana iyileşmezseniz. Şimdi tıp bir ekip işi. Evet, benim çalışabilmem için, rahat çalışabilmem için makine mühendisliğinin önemi çok önemli. Çünkü klimayı yapan o. Camın yalıtkanlığı çok önemli. Dışarıda ses gelmemeli. Simpatiklerin yüksek olmamalı. Çok loş ışıklar olmamalı. Al sana elektrik mühendisi girdi devreye. Elektrik teknikleri girdi devreye. Yerim, alanım temiz olmalı. Elemanım girdi devreye. Hitap ettiği çok iyi olmalı. Sekreterim girdi devreye. Diğer meslektaşlarla ilişkilerim çok iyi olmalı. Tıp etiği girdi devreye. Bütün bunlar bir araya gelince ne yapıyoruz? Biz de doğal olarak hastamıza gereken o, hani işimiz bu çünkü. Hastanın iyileşmesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz.
Şimdi hocam bu ekranda da gözükürse çok sevineceğim. Yukarıdaki Newton fiziği düz bir çizgi. Ekranda gözüküyor mu bilmiyorum ama düz bir çizgi. Newton fiziği. A noktasından başladın, B noktasına kadar gidiyorsun. Alttaki de kuantum fiziği. Uyku, yeme, içme, cinsellik, sosyal ilişkiler hepsi bir araya geliyor ve sağlığı oluşturuyor. Şimdi biz kuantum fiziğiyle hastaya baktığımız zaman doğası itibariyle ne yapıyoruz? Tüm yönleriyle hastayı ele alıyoruz. Hasta da diyor ki ya bu adam benimle bu kadar ilgileniyorsa ya bir zahmet ben de iyileşeyim diyor. Değil mi? Evet. Mecbur hissediyor artık. Evet. Mecbur hissediyor kendisini. Peki. Çünkü hasta iyileşmek istemezse kimse iyileştiremez hocam. Ne ameliyat iyileştirir, ne osteopat iyileştirir, ne siz iyileştirirsiniz, ne ilaç iyileştirir. Peki. Hocam siz hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Şimdi ya da ben, hangi yöntemler kullanılmalı? Yani ortodoks tıbbının dışında. Şimdi bir kere bir akupunktur temel. Akupunktur. Evet. Yani ben onun eğitimini de aldım. Çok iyi. Akupunktur çok önemli. Diğer tarafa bakıyor gibi hissediyor ya hekimler. Yani o diğer tarafın bütün mekanizmaları akupunkturla çalışıyor. Doğru. Zaten klasik tıptaki anatomik bilgimizi hani düşünelim ya da fizyolojik bilgimizi düşünelim. Onları zaten biliyoruz. Ama işi tamamlamak ise mesele mutlaka akupunkturla başlamak lazım. Veya akupunktur mutlaka olmalı. Onun üstüne olan şeyler mesela hani klasik hekimler genelde tamamlayıcı tıpla uğraşanları ya da bütünsel tıpla uğraşanları şöyle bir küçük görürler ya işte ne var ki bardak yapıyor işte filan hani. Ya da sülük yapıyor işte nedir onlar yani öyle şey mi olur filan o insanı iyileştirir mi gibi yaklaşıyorlar ya aslında değil yani o mesela o da FDA onaylı yani senin yaptığın bir ilaç tedavisi de FDA onayı almış mı diye bakıyorsun o da FDA onayı almış yani şimdi bu niye insanlara uzak geliyor ki niye insanlara sanki doğru bir şey değilmiş gibi geliyor ki? Bunun üzerine kullanılabilecek birkaç tane şeyler var, farklı yollar var. İşte biz sizin gibi manuel yapılabilecek tedaviler vardır. Tabii sizin sadece manuel değildir, hani ayrı komple bir şey. Ayrıca manuel terapilerin dışında cihazlarla yapılabilecek tedaviler vardır. Bunlar titreşim tıbbına girer, biyofiziksel tıbba girer. Mesela ben çok isterdim ki aslında biyofizik, işte biz biyofizik dersi görürüz. O biyofizik dersinde bir tane hocamız bunları yapaydı mesela. Doğru, doğru. Biz o hocamızda göreydik yani. Evet bak bunlar da yapılıyormuş deseydik. Bir üçüncüsü çeşitli cihazlar kullanılabilir, çeşitli manuel terapiler kullanılabilir. Bir üçüncüsü biraz önce sizin de söylediğiniz gibi beslenme konusunda tamamlayıcı tıp uzmanı tam bir uzman olmak zorunda. Maalesef ki tıp fakültelerinde beslenme dersi verilmiyor. Biz sadece biyokimya olarak birinci sınıfta alıyoruz. Fizyopatolojide biraz bir şeyler görüyoruz. Onun dışında beslenme dersi görmüyoruz. Ve maalesef sağlık bizden soruluyor. Yani bu anlamda maalesef. Yani biz bilmediğimiz bir şey bizden soruluyor. Biz de bilmek zorundaymışız gibi hissedip hastalara bir takım önerilerde bulunuyoruz. Şimdi bugün gidin %90 tıp hekimine sorun. Nasıl ben güçlü besleneyim, sağlığımı, kalitemi nasıl arttırayım? İşte sen git süt iç der. Peynir, yumurta falan. İşte klasikleşmiş şeyleri söyler. Ama kazeini bilmiyor bunu söyleyen bir hekim. Yok, yani kazeini morfinini bilmiyor. Kazeini morfinin kazeinin pankreasının düşmanı olduğunu, direkt vurduğunu, kazeini morfinin bir viski içme gibi direkt beyni etkilediğini bilmiyor ve bilmesi gerekiyor ama. Evet. Yani şimdi kendisi de farkında değil biliyor musunuz? Evet. O kendisi farkında olmadığı için gidip insanlara bu tür şeyler söylüyor. Bu tür önerilerde bulunuyor. Birisi onu uyarmaya kalksa dese ki hocam ya siz yanlış biliyor olmayasınız. O hayır der, hayır ben doğru biliyorum. Yani şimdi bizim bağırsak sağlığımız
aslında vücut sağlığımız demek. Doğru. Vücudumuzun giriş kapısı nasıl ağzımızsa, hastalıklarımızın giriş kapısı da bağırsaklarımız. Bağırsak sağlığımız yerinde değilse biz hasta olmaya mahkumuz. Doğru. Şimdi bu hastalık birinde omurgada çıkıyor, çıkabiliyorken bir diğerinde pankreasta çıkabiliyor, bir diğerinde karaciğerinde çıkabiliyor, bir diğerinde akciğerinde çıkabiliyor, beyninde çıkabiliyor. Ya da belki de kanser olarak da çıkabiliyor. Şimdi bir hastalığa yakalandığınız zaman bilin ki siz aslında yeni değil, 10-15 senedir hastasınız. Bu 10-15 senenin bir fizyopatolojik süreçleri işliyor, geliyor. Siz bir yerde hasta oluyorsunuz. Ve hekim aslında diyelim ki birinci haftasında, o hastalığın başladığının birinci haftasında, ikinci haftasında onu keşke teşhis edebilseydi. Ama onu teşhis edebilecek şeyler elinde yok ki. Bizim tıpta bir şeyi teşhis etmemiz için onun ya radyolojik olarak büyüklüğünün artması, yani radyolojik olarak görüntülenebilecek hale gelmesi gerekir. Ya da kan tahlillerini bozacak düzeye gelmesi gerekir. O yüzden biz mesela kanserin erken teşhisinde çok çok zorlanıyoruz klasik tıpta. Oysa ki bizim gibi tamamlayıcı tıpta mutlaka bu konularda görüş var. Bizlerde görüş var. O kişinin vücudunun ters işlediğini, o makinenin dişlilerinin doğru çalışmadığını bizler söyleyebiliyoruz. Şimdi beslenme bu yüzden çok çok önemli. Yani biz kendi elimizle, beslenme tarzımızla sağlığımızı bozuyoruz bir kere. Doğru, doğru. Çocuklara ilkokuldan beri hemen diyorlar ki süt verin. Ya arkadaş, bunu öğüten enzim bunun vücudunda bebekken var, sonra inaktive oluyor. A şıkkı. B şıkkı. Her canlının sütü kendinedir. Yani yabancı protein içerecek tabii ki o hayvanın sütü. Nasıl senin kendi insanın proteinlerini içersin ki sana zarar vermeyen proteinleri? Bunu bilmeyecek ne var? Bir dakika düşünseniz herkes anlayabilir yani. Değerli hocam, çocuk bir yaşına geldi ve süt dişi çıktı. Artık annesinin sütüne yararlanamaz. Ancak annesinin sütünü ne kadar çok emerse, annesinin memesi ne kadar çok emerse o kadar sakin olur, kavgasız olur, hümanist olur, insanlarla samimi olur. Onun için yararlı. Çünkü dokunuyor anneye, annenin göğsüne dokunuyor ya. İki, inek sütünde dediğiniz gibi her canlı kendi soyunun, annesinin sütünü emer. İnsülin growth faktör diye bir faktör var. İnsülin büyüme hormonudur. Siz ilkokuldaki çocuğa süt verirseniz büyüme hormonunu tetikliyorsunuz. Yani kanser hücrelerini tetikliyor olabilirsiniz. Dikkat! Dikkat! İki, kazein başlı başına bir düşman. Başlı başına bir düşman. O zaman yani süt ve süt ürünleri yiyin demektense, yani kazeini tüketin demektense, ya kardeşim peynir bu, inek bu sütü yapmak için ne yapıyor? Ot yiyor. Git ot ye. Değil mi? Git ot ye. Daha sağlıklı, zararı yok hiç olmasa. Peki, Sayın Hocam, şimdi biliyoruz ki psikoloji bizde çok önemli. İnsan sağlığında çok önemli. Şimdi kişi diyor ki, ya soruyorsunuz bana, ya Mayda nasılsın? Ya Uğur'um sanki iyi değilim. Sanki iyi değilim cümlesi aslında benim hastalığımın başladığının göstergesi olarak algılanması gerekiyor. Sanki giriyorsa devre, sanki iyi değilim. O sanki ile birlikte benim uykularım yavaş yavaş kaçmaya başladı. Yavaş yavaş ağrılarım oluşmaya başladı. Yavaş yavaş insanlarla ilişkilerim zayıflamaya başladı. Ve bu da doğal olarak psikolojimi etkiledi. Buyurun, söz sizde. Psikoloji ve tamamlayıcı tıp. Evet. Şimdi burada da bilinçaltımız devreye giriyor. Bizim birçok yanlış inanışlarımız var. Bunların bir kısmı, büyük kısmı 7 yaşına kadar oluşuyor. Ve bu 7 yaşına kadar oluşmuş birçok şey de aslında belki de yan masada konuşulan bir şeyin bilinçaltımız tarafından kaydedilmesiyle oluşmuş olabilir. Şimdi maalesef ki psikiyatrist arkadaşlar beni dinliyorlarsa, izliyorlarsa alınmasınlar. Ama maalesef ki tıpta
İster sizin panik atağınız olsun, ister anksiyeteniz olsun, ister işte korkunuz olsun, ister depresyonunuz olsun. Yani hastalığınız ne olursa olsun birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak antidepresanlarla tedavi edilebilir. Yani sonuçta kapı direkt yol direkt antidepresanlara açılıyor. Biz gene yani onların tedavilerine karışmayalım, karşı çıkmayalım. Tamamlayıcı tıp olarak yaklaşalım. Tamamlayıcı tıp olarak yaklaşımım benim bilinçaltıyla ilgili tedaviler yapmak. Bilinçaltını, bilinçaltında o kodlanmış şeyleri çözmek. İnanın o sayede birçok panik atak çözüldü. Birçok mesela asansör fobisi, işte hayvan fobisi, karanlık fobisi, çeşitli fobiler dakikasında çözüldü. Depresyonlarda çok ciddi çözülmeler oldu. Tabii bunlar hayat tarzını değiştirmekle de çok alakalı. Ben orada bilinçaltı tedavileri uyguluyorum. O konuda da psikolojik kinezyoloji aldım. Matrix aldım. Axis Bars aldım. Bir de en son bu Refik Hoca'nın sistemini aldım. Refik Hoca'nın sistemi gerçekten de çalışıyor. Yani bunu sizin de aldığınızı biliyorum. Zaten ben hani biraz bunu geç söylemiş oldum ama söylemek istiyorum. Yani ben gerçekten sizi tebrik ediyorum. Topluma çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Yani ben bir GetAt hekimiyim. Benim 2006'dan beri GetAt hekimiyim. Karşılaşmadığım bazı tedavileri de ben tanıma fırsatım oldu. Ben hep Artı TV'yi izliyorum. Başlarsınız. Eşime böyle ağzım kulaklarıma vara vara diyorum ki ya aha benim gibi konuşan birileri var. İşte bizim şimdi izlememiz lazım. Pazar kahvaltısında mutlaka sizin program açık oluyor. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi ben Refik Hoca'yı da sizin programınızda seyretmiştim. Oradan tanışmıştım ve hemen kursuna gittim. Ve gerçekten çok işler bir şey. Orada tabii hastaya göre hani ben hangi tedaviyi uygulayacağımı seçip özellikle bu tedavileri uygulamaya çalışıyorum. Daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Ve hastaları bir şekilde bu ilaçtan kurtarmaya çalışıyorum. Tabii bizim mesela şimdi oturup da hani işte atıyorum bir şizofrenle ya da işte daha ileri bir psikiyatrik hastayla ilgili detaylı çalışma yapabileceğimizi söylememiz çok büyük bir yanlış olur. Hani biz burada psikiyatri bilimini asla ve asla bir tarafa atmıyoruz. Hani belli aşamalardaki hastalıkların giderilebileceğini söylüyoruz. Yoksa psikiyatri bilimi başımla gözüm üstüne ama kimse söylemiyor. Şimdi değerli hocam, küçük ve orta ölçekli depresyonlarda gerek beslenme, gerek kinezoterapi, gerek psikoterapi, gerek osteopati, psikoneuroimmünoloji, akupunktur hepsi bir şekilde katkı sunuyor. Siz de doğal olarak söylediniz ve biliyorsunuz ki orta ve yüksek depresyonlarda tabii ki psikiyatristin devrede olması gerekiyor. Ha orada şu var, yani bizim de kendi sınırımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani kırmızı çizgilerimizin olması gerekiyor. Kırmızı çizgilerimiz olursa biz başarıya gideceğiz, başarılı olacağız. Tabii bunun yanında diğer işte hekim arkadaşların, diğer meslektaşların, onların da kırmızı çizgilerinin olması gerekiyor. Yani bir şey vardır ya, ben ne bildiğimi biliyorum ama karşımdaki benim ne bildiğimi bilmiyor. Ya da ben ne bilmediğimi biliyorum. Nereye kadar bildiğimi biliyorum. Karşımdaki de tenezzül edip benim neyi bildiğimi öğrenmesi gerekiyor. Neyi bildiğimi. Kesinlikle. Merak edecek. Ya bu adam neyi biliyor? Ben aykırı karşı çıkıyorum ama neyi biliyor bu adam? O zaman bunu oturup ciddi anlamda tekrardan Türkiye tıbbının, bakın altını çiziyorum. Avrupa, Amerika çok ileride. Eski Sovyetler çok ileride. Onlar bu işi çözmüşler. Yani bizim hala 1928 doğumlu tababatı Şubat kanunuyla yönetiliyor olmamız Türkiye tıbbının büyük bir handikap. Onun önünü açmanız gerekiyor. Onun önü açılması gerekiyor. Sonuçta bu insanlar bize umut için geliyorlar. Ya umut olacağız, umut olamıyorsak
Umut taciri olmayalım hiç olmazsa. Çok doğru, çok doğru. Ben sizin sözlerinize şöyle bir katkıda bulunayım. Lütfen buyurun. Mesela kandida. Nasıl? Bizim kandida. Kandida, ooo kandida mantarı. Evet. Deli bir şimdi şey. Mesela bizim tıpta, tamamlayıcı tıpta, bütünsel tıpta en fazla uğraştığımız en büyük baş belamız kandidadır. Şimdi mesela benim astımım kandida tedavisiyle tedavi oldu. Şimdi mesela ne alakası var değil mi? Yani astım işte alerjiktir falan filan yani. Kandida ile ne alakası var? Literatürü taradığınız zaman çok nadir bir yerde yazıyor. İşte kandidadan dolayı da olduğu görülebilir. Halbuki benimki kandidadan. Direkt kandidadır. Şimdi kandida biliyorsunuz şimdi yukarıdan basit karbonhidratlarla besleniyor. Basit karbonhidratlar yukarıdan gelmeyince demir ve ferritin depolarını tüketiyor. Buyurun size kansızlık. Demir eksikliği anemisi. İki, astım zaten kendisi bir otoimmün hastalık. Bir ince bağırsak hastalığı. Siz şey yapamazsanız, otoimmüniteyi kurtaramazsanız nefes vermeyi düzeltemezsiniz. Ne yapıyor hastanın? Bu pubisin üstü alt karın kasları taş gibi oluyor. Şimdi inhalasyon veriyorsunuz, inhale veriyorsunuz kendisine. Tam açılıyor ama kortisol içeriyor. Böbrek üstü bezi de kortisol üretiyordu. Biz biliyoruz ki fizyopatoloji eğer sen hastaya kortizonu yüklersen böbrek üstü bezde travma neden olur. Çünkü diyorsun ki ya bırak sen işi ben kendim yaparım. Ben senin işini yaparım diyorsun. O da diyor ki benim işim bu ya. Ben korku ekseniyim. HEPA ekseniyim. Bırak ben işimi yapayım. Sen yapma benim işimi diyor. Değerli hocam şimdi siz yaralarla da uğraşıyorsunuz. Yara tedavisiyle de uğraşıyorsunuz. Şimdi gönderdiğiniz slaytlarda kan olduğu için biz şey olarak yayınlayamıyoruz. Ama sizden teorik olarak alabilirsek yara tedavisini çok sevineceğiz ve iyi olacak. Buyurun lütfen. Şimdi yara demişken birinci söyleyeceğim şey, yarası olan bir kişinin mutlaka endokrin kliniğine gitmesi lazım. Evet. O kişide acaba şeker var mı yok mu diye bilinen durumun dışında şeker yok mu diye mutlaka araştırılmalı. Bu en başta söyleyeceğim şey. İkincisi, klasik tıp yaklaşımıyla eğer bir kişide yara gelişmişse ona yapılan şey öncelikle birinci kuşak bir antibiyotik verilir, bir de bir pansuman verilir. Eğer bu iyileşmezse işte antibiyotiklerin dozu arttırılır, yaradan kültür alınabilir, oraya işte çeşitli amputasyon gündeme gelebilir. Veya cerrahi debridman gerek gündeme gelebilir. Şimdi ve çoğunlukla eğer birinci kuşak antibiyotiklerle tedavi edilememiş bir yaraysa çoğunlukla uzuv kaybıyla sonuçlanıyor klasik tıpta maalesef ki. Ve hala günümüzde, günümüz teknolojisinde hala daha bir sürü insanın ayakları, kolları kesiliyor. Özellikle de ayakları. Şimdi bunu biz kırmak zorundayız. Birincisi bu kısır döngüyü bir kere kırmalıyız. Yani bu kısır döngü olmamalı. Eğer bir kişide bir yara varsa o yaranın bulunduğu seviye ve onun üst seviyesi mutlaka damarları araştırılmalı. Orada kanlanma var mı diye. Eğer kanlanma varsa bir yarada mutlaka o yara tedavi olacaktır. Ama eğer bir arada kanlanma yoksa asla o kişi tedavi olamayacaktır. Şimdi kanlanma olduğunu varsayalım. Ha bir de bu arada kanlanmayla ilgili teşhisler de maalesef kötü konuyor. Çünkü Doppler'le oradaki kanlanmanın görülebileceği zannediliyor. Oysa ki Doppler'de açık denen birçok yaranın aslında ben kapalı olduğunu sonradan kendim test ettim ve altın standart anjiyoyla mutlaka onlara bakmaya çalışıyorum, baktırmaya çalışıyorum. Gerek damar cerrahı arkadaşlara, gerekse girişimsel radyolog arkadaşlara benim bu konuda ricalarım oluyor. Onları arıyorum. Diyorum ki bu kişide bu yara var, mutlaka bunu elinizden geldiği kadar anjiyoyla bakmanızı rica ediyorum diye onlardan rica ediyorum. Mutlaka ben yaradaki o kanlanmayı ortaya koymak zorundayım. Yoksa o kişinin o yaradan dolayı, basit belki bir yaradan dolayı ayağı kesilebiliyor. Şimdi gelişmiş ülkeler,
yakın zamanda 90'larda ya mesela Amerika yılda 80 bin dolayında ayak amputasyonu olduğunu görmüş. Yılda 80 bin. 80 bin kişinin bir yılda ayakları kesiliyor. Çok büyük bir rakam. Ne yapalım ne yapalım demişler. İşte bir magot terapi diye bir şey var. Magot terapi. Ben de onun uygulayıcısıyım. Bir hastam vardı. İyileşmeyen bir yarası vardı. Biz onu gönderdik işte endokrincilere. Endokrinciler biraz önce bahsettiğim tedavilerden verdiler. İyileşmedi. Sonra işte tekrar gönderdiğimizde ona ampute olacağını söylediler. Tamam ne yapayım dedi. Dedim ki ya yapacak bir şey yok. Gideceksin. Ampute edecekler yani. Ölmenden daha iyidir. Bir de öyle bir şey var. Hastayı korkutuyoruz. Hani işte bak ampute ol yoksa bu yara seni öldürecek diye. Neyse. Gitti orada yattı. 2-3 gün sonra beni aradı. Hocam dedi. Çok böyle sevdiğim bir hastamdı. Hocam dedi. Ben burada biriyle tanıştım. O diyor ki ben İstanbul'da bir tedavi gördüm. Orada iyileştim. Sence ben gidip orada tedavi olayım mı? Ya böyle bir şey bana danışıyor olmaz saçma. Tabii ki git o. Tamam dedi. Telefonu kapattı. Bir saat sonra tekrar aradı. Bir teyzemizdi. Bana dedi ki hocam dedi sen İstanbul'a gideceksin. Pardon dedi ki sen beni tedavi edeceksin. Ya dedim ben seni nasıl tedavi edeyim? Bak dedi İstanbul'a gideceksin. Şu hocayla Erdal Hoca var Cerrahpaşa'da. Çok değerlidir o da. İnşallah bir gün onun da onlardan fırsatınız olur. Çok engin bilgileri var. Yara konusunda çok aslında mikrobiyoloji uzmanıdır. Ama çok engin bilgileri var. Neyse gideceksin onun yanında eğitim alacaksın geleceksin bana bu tedavi yapacaksın dedi. Şaka gibi. Neyse Erdal Hoca'yı aradım. Erdal Hoca sağ olsun şey yaptı. Ve o gün bugündür magot terapiyi uygulamaya başladım. Evet değerli hocam programımız bitti. Yani 2 saattan süredi bu program. Yüreğinize sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Var olun. Sağ olun. Emeklerinize sağlık. Çok merdi. Size de sağ olun. Size sağ olun. Diliyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. İyi pazarlar diliyorum.